Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları olarak Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün aydınlık gençliği... Makedonya Atatürkçüler Derneği üyesi öğrenciler Edirne Atatürkçü Düşünce Derneği'nin misafiri oldu. Bizi çok sevindirdiniz. Ben hepinize tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Üç günlük gezi programı kapsamında Edirne'ye gelen öğrenciler kentin tarihi mekanlarını ziyaret etti. Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet Yörük, Makedonya'dan gelen 45 kişilik kafileyi Edirne Belediyesi'nin de katkılarıyla misafir ettiklerini belirterek, gençlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz dedi. Değerli konuklar, bugün 18 Mart 1915 Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümü anısına Makedonya Atatürkçüler Derneği, derneğimizi ziyarete geldi. Bunun anısına 3 günlük bizim misafirimiz olacaklar. Yarın sabah saat 06'da belediye önünde toplanıp 2 otobüs Çanakkale'ye ziyarete gideceğiz. Şehitliklerimizi ziyaret edeceğiz. Akşam geleceğiz. Makedonya Atatürkçüler Derneği Başkanı Halil Abdullah ise Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla Edirne'ye geldiklerini ve yarın Çanakkale şehitliğini ziyaret edeceklerini söyledi. Sağ olsun Recep Gürkan Başkanımın daveti üzerine Edirne Atatürkçü Düşünce Derneği başta Ahmet Başkanım ve yönetim kurulunun gayretiyle bu gezi düzenledi. Gezimizde 45 kişilik bir kafile grubu ve bu 45 kişinin çoğu liseli. Yani hedefimiz gençlere Atatürk'ü tanıtmak. Sizlere teşekkürlerimizi sunarız. Nezdinizde yine de Ahmet Başkanıma, yönetim kuruluna ve Recep Gürkan Başkanıma teşekkürlerimizi sunarız bizi misafir ettikleri için. Makedonya'dan gelen gençler Atatürkçü Düşünce Derneği'nde düzenlenen konferansa katıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün... Konferansta avukat Barış Ateş tarafından Atatürk'ün hayatı anlatıldı. Orada vermiş olduğumuz mücadelelerimizi, orada verdiğinizi biliyorum. Etkinlik sonunda Makedonya Atatürkçüler Derneği Başkanı tarafından Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Yörük'e günün anısına plaket verildi. Sağ olun, var olun efendim.